Meslektaşımız avukat Müzeyyen Boylu'nun öldürülmesi kadın cinayetidir. Kadına karşı şiddetin önlenmesi için her zaman fedakarca çalışan kadın avukatlar olarak bu kez kadın cinayeti nedeniyle bir meslektaşımızı yitirmenin çok büyük üzüntüsü içindeyiz. Eğitimli kişiler arasında yaşanan bir boşanma davasının bile kadın cinayetiyle sonuçlanması ülkemizde kadına şiddetin geldiği durum açısından vahim ve ürkütücüdür. Bu cinayet bize kadına karşı toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin, ayrımcılığının geldiği noktayı acı bir şekilde göstermektedir. Konu kadın olduğunda sosyal, ekonomik ve eğitim farkının olmadığını görmek son derece rahatsız edici bir durumdur. Bu cinayet bize kral çıplaktır demektedir. Son yıllarda kadına yönelik şiddetin, kadın cinayetlerinin artması sistemde birçok yanlışın olduğunu bize göstermektedir. Yetkililerin şiddetle mücadelede başarı gösteremediği bir sonuç olarak karşımızdadır. Sistemin kadın korumadığı, önleyici ve koruyucu tedbirlerin etkisiz olduğu bir gerçektir. Özellikle son zamanlarda boşanma davalarının ve nafaka taleplerinin kadına karşı şiddeti arttırdığı yönünde kamuoyunda yaratılan algı kadına karşı şiddetin artmasına yol açmıştır. Bu tehlikeli durumun derhal sonlandırılması için yetkilileri göreve davet ediyoruz. Kadına şiddeti arttıran nedenler boşanma davaları açılması veya nafaka talepleri değildir. Kadına karşı şiddet artan nedenlerin başında toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanamaması ve kadını özgür bir birey olarak değerlendirmeyip onu aile içinde sadece bir eş, bir anne, bir kardeş rolüyle sınırlı olarak gören, göstermeye çalışan zihniyettir. Bu nedenle yetkililerin samimi ve ciddi bir şekilde kadına karşı bakış açısını değiştirmek için toplumsal zihniyet dönüşümü sağlayacak çalışmalar yapması zorunluluğunu bir kez daha önemli ifade ediyoruz. Meslektaşımız avukat Müzeyyen Boylu'nun öldürülmesini kınıyor, ailesine, başta Diyarbakır Barosu olmak üzere tüm meslektaşlarımıza başsağlığı diliyor, davanın takipçisi olacağımızı beyan ediyoruz. Tubakkom olarak dün olduğu gibi bugün de kadının insan haklarının sağlanması için mücadelemizi fedakarca sürdüreceğimizi kamuoyuna paylaşıyoruz.